Karatay TV'den merhaba. Senin Hikayen programında bugün çok özel bir konuğumuz var. Bugünkü konuğumuz Muhtari Mamane. Muhtari, senin Hikayen programımıza hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Kısaca seni tanıyabilir miyiz? Elbette ki. Benim ismim Muhtari, soyismi Maman Bashir. Batı Afrika'nın ülkelerinden Nijerya ile çok karıştırılan Nijer ülkesinden gelmekteyim. Orada 1998 yılında dünyaya teşrif ettik. Şimdi ise Karate Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde 3. sınıfta okumaktayım. Nijerya değil, Nijer değil mi? Elbette çok ki. Çok karıştırılıyor, bundan bahsettim. Bu çok karıştırılıyor. Çünkü yani mesela bununla ilgili yaşadığım birkaç hikaye oldu. Mesela nerelisin diye sorduklarında bana Nijer diyorum. Evet. Ama yok, bizim burada Nijerya diye geçiyor deniyor bana. Hayır diyorum, Nijer. Nijer ve Nijerya ayrı. Ya işte yaptığım bir espri var. Nijerliyim dediğimizde, Nijerya denildiğinde ben diyorum ki yok, bizim ülkemiz yassız yani. Yassız ya, ülkeden ya. Geliyoruz. Aynen öyle o şekilde. Yani Nijerliyim. Tamam, Nijer doğmuşsun. Peki ülkenden biraz bahsedebilir misin? Oradaki hayatın nasıldı? Evet, elbette ki. Şöyle ki mesela bizim ülkenin durumu şu şekilde yani anlatabilirim. Batı Afrika'da bulunmaktadır. Komşu ülkelerinden Cezayir, Libya, Nijerya, ondan sonra Mali, Burkina Faso ve Benin ile sınır paylaşmaktadır. Ülkenin daha şimdilik yani gelişmekte olduğunu söyleyebilirim. Ülkenin milli geliri tarım ve hayvancılık olduğunu da ifade edebiliyorum. Nijer'in bayrağı burada da görebileceğiniz evet, üzere. Elbette ki kıyafet onu. Sanırım. Evet, bizim orada yani genel olarak yani günlük olarak giydiğimiz kıyafetler bu şekildedir. Evet. Nijer'in bayrağı bu şekilde görebileceğiniz üzere turuncu, beyaz ve yeşilden oluşmakta. Elbette ki yani Hindistan'ın bayrağından tek farkı ortadaki yuvarlak turuncu. Evet, ama Hindistan'ınki mavidir. O şekilde Nijer'in başkenti Niamey'de yaşamaktayım ailemle beraber. Benim babam iki evli, 18 kardeşim var. Aynı evde yaşamaktayız. Abla ve diğer abilerim evli olanlar başka evlerde kalmaktadırlar. Ayrıca de yurt dışında okumakta olan tek aile ferdi benim. Bu nedenle çok insanın benden beklentileri mevcuttur. Ona göre biz de bu yola koyulduk. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyelim. Amin inşallah. Peki biraz da Türkiye'ye geliş hikayenden bahsetmeni isteyeceğiz senden. Olur. Şimdi her şey 2012 yılında başlamış diyebilirim. 2012 yılında ben ortaokul 3. sınıfa gidiyorum. Bizim orada ortaokul 4 sene. 3. sınıfa gidiyorum. Hı-hı. Derken bizden bir üst sınıfta okuyan abilerimiz vardı. Onlardan duymuştuk yani biz yani bu meseleyi Türkiye'de okuma fırsatını. Bununla ilgili bilgi edindikten sonra elbette ki onlar gidip geri geldikten sonra tatile gitmişlerdi. Onlarla oturup konuştuk, sohbet ettik. Ne var ne yok yani durumlar, keyifler nasıl orada? Okunur mu, gidilir mi, gidilmez mi? Çünkü hiç tecrübemiz yok yani. Elbette ki insanda bir nevi bir korku oluşur yani ve o yaşlarda özellikle 13-14 yaşıma tabii giriyordum yani. Tabii kendi ülkenden çıkıyor tabii değil ki mi? De. Hatta şöyle bir şey var. Ben Türkiye'ye gelmeden önce yaklaşık 13 sene ülkemde yaşadım. Hı hı. Ve ne garipse bir kere olsun hiçbir şehre gitmemişim bile yani. Nijer'in kendi ülke yani içerisinde bile herhangi bir şehrine gitmedim yani. İlk yani şehrimden çıkmam Türkiye'ye gelişim olmuştu. İşte onlardan bilgi edindik. Evet. Türkiye'yi anlattılar. Çok güzel bir ülke olduğunu, insanların sıcakkanlı olduklarını, cana yakın olduklarını anlatınca biz de elbette ki kardeşlerimizin ülkesine neden gitmek istemeyelim ki? Sonuçta din, ilim Çin'de olsa bile aranması gerekiyor. Biz de bu sloganla ondan sonra bu bilinçle yola koyulduk. Sınavlara girdik. Orada Rabbime şükürler olsun biz de uygun görülmüşüz. Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla 2013 yılında liseyi okumak üzere Türkiye'ye geldiydim. Konya Uluslararası İmam Hatip mezunuyum bu arada.
Oradan burada yani Karate Üniversitesi'nde yani okuma fırsatını elde ettik. Çok mutluyum bu konuda. Muhtar, senin bu kadar güzel Türkçe konuşmanda herhalde 10 yıldır buradasın değil mi? Yani 10 yıldır yani Türkiye'de yaşıyorsun. Konuşabildiğimiz kadar konuşuyoruz. Dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz diyelim. Bence güzel, çok şükür. Öyle. Peki Türkiye'ye geldin. Evet. Tatyo Karate'yi kazandığın an, o anda neler hissettin? Bunları bizimle biraz paylaşır mısın? Bundan önce ben daha çok şunu söylemek isterim. Lise yani 12. sınıfa yani 4. sınıfa gidiyordum. 2017 yılıydı. İlk Karate Üniversitesi'ne geldiydim. Daha doğrusu işte bizi gezdirmeye getirdiydiler. Yani üniversiteyi gördüm, ondan sonra tıp fakültesine gittik. Kadavra'yı gördük vesaire, mühendislik fakültesini. Neredeyse gezmediğimiz hiçbir yer kalmadı. Hatta derslere bile girdiğimiz olduydu o an. Üniversiteyi gerçekten çok beğendim, çok sevdim. Neredeyse ben mezun oluncaya kadar hep dua etmişimdir. Bu üniversite bana çıksın diye gerçekten. Ona göre ben de çalışmalarımı yaptım, çok dua ettim. Her ne olduysa artık tabii ki de hani 2017 yılında çıkmadı, 2018'de mezun olduktan bir sene sonra Karate Üniversitesi'ni kazanıyorum. Ve çok mutlu oldum gerçekten. Aileme söyleyince deyim yerindeyse havalarda uçtular diyebilirim. Benim de dünyalar, yani bütün dünyalar benim oldu. Çok sevindim. Şimdi de gerçekten Karate Üniversitesi'nde okumaktan hiç pişman değilim. Çok memnunum. Şimdi 3'e gidiyorum. Yakında inşallah okulu da bitiriyoruz. Evet. İnşallah. İnşallah. Şimdi Muhtar 10 yıldır yaklaşık Türkiye'desin. Elbette. Ailenden de uzaktasın. Evet. Peki geliş gidişin nasıl oluyor? Ne zaman gidiyorsun, geliyorsun? En son ne zaman gittin? Özlüyor musun aileni? Biraz bunlardan bahseder misin? Özlem elbette ki her an mevcuttur. Eksik olduğu desek yani yalan söylemiş olabiliriz. Gerçekten ailemi çok özlüyorum. Yani tamam lise hayatındayken belki durumum ya da gidiş geliş yani şeyler daha uygun olabilirdi. Çünkü biz lisedeyken zaten yani 13 yaşında 14'ü burada tamamladım ilk geldiğimde. Geldik. İlk yıllarımızda çok zorluk çektik diyebilirim. O çektiğimiz zorluklardan birkaç tanesi dil öğrenme hususu oldu. Hatta hiç unutamam. Ben Türkiye'ye geldikten ilk iki hafta içerisinde neredeyse tüm gecelerimi ağlayarak geçirdim. Çünkü ben derslerimi anlamıyordum, hocaları anlamıyordum. Tanıdığım kimsem yok çevremde. Hatta yani okuduğum okulda Nijerli olan tek ben idim. Yani kimse benim ana dilimi bilmiyordu. O şekilde çok zorluk çektik. Dil öğrenmiyorduk, işte dersleri anlamıyorduk. Yani bu gidişatla bu işin sonu gelmez diye korkuyorduk, diyorduk kendimize. Çok ağladık. Hatta bir ara dönmek istediğimi bile yani söylediydim. Arkadaşlarıma, hocalarıma bile. Çünkü hem eğitim olsun, hem de yiyecek, içecekler olsun. Her şey bambaşka gerçekten. Alışamıyorduk yani. Aç kaldığımızı demeyeceğim. Lakin yiyecek var, yemiyoruz yani. Zor durumlarda kaldık. Ama her şeyin sonu hayırdır elbette ki. Her zorlukla beraber bir kolaylık mevcuttur, vardır. Hazmettik, devam ettik, pes etmedik, yola devam ettik. O şekilde hayatımıza yön verdik. Artık alıştın. Alıştım çok şükür artık yani. Artık Türk yemeklerini diyorsun. Yani evet elbette mesela ki. Mesela en sevdiğin Türk yemeğini sorsam. Konya'da yaşadığım için herhalde denizaltı diyebilirim. Denizaltı yani şey. Yani düğün pilavı, denizaltı pilavı, özellikle evet. Yani. Aynen Konya düğün pilavı. Biliyorsun da çok, pilav çok, yemeği, evet. Düğün pilavı yemeği. Aynen öyle. Çok, güzel. Çok sevdiğimiz yemek çeşididir. O şekilde. Peki. Türkiye'de, ülkemizde nereleri gezme fırsatı buldun? Hangi illere gittin? Bunları sorsam ne söylemek istersin? Elbette. Yani Türkiye'de çok şükür yani her ne kadar uzun zaman kalsam bile birkaç şehri ancak yani gezebildim. Ve daha da gezmek isterim. Şimdiye kadar yaklaşık 10-15 şehir kadar yani gezdim. Gezme fırsatım oldu. İstanbul'dan
Antalya'ya, Alanya'ya, efendime söyleyeyim şey Güneydoğu'da Mardin, Urfa, Antep, ondan sonra Diyarbakır, bütün bu yerleri gördüm. Çok güzel yerleri gezmişsin. Ondan sonra Denizli olsun, Kastamonu'ya bir gittim. Kış vaktiydi tabii ki de. Çok yani zor anlar yaşandı. Lise dönemlerinde? Evet, lise dönemlerinde bazıları da üniversiteye geçtikten sonra. Az önce şunu diyecektim tabii ki de özlem meselesi. Tabii. Kusura bakmayın geri döndüm ama özlem yani gerçekten çok var. Lise döneminde çok fazla değildi. Lakin şimdi üniversite çağına geçtikten sonra durumlar biraz daha farklılaştı. Şu anlamda demek istiyorum. Tamam, lisedeyken her sene neredeyse yani karşılanıyordu uçak biletlerimiz. Gidip gelebiliyorduk çok şükür. Yani 2-3 ay da olsa ailelerimizin yanında zaman geçirebiliyorduk. Lakin üniversite geçtikten sonra durumlar bambaşka oldu. Artık ayaklarımızın üzerinde durmamız vakti geldiğini anladık. Bu hal böyle olunca işte memlekete gitmek bir hayli zor oldu. Çünkü uçak biletleri olsun ve öğrenci sonuçta çalıştığımız iş yok. Demişler ya işte öğrenci ne kadar parası olursa olsun. En son ne zaman gittin onu merak ediyorum. Çok şükür yani 3 sene bir aradan sonra. 3 sene gidemedin. Bir aradan sonra yaklaşık bir ay önce gitme fırsatım oldu. Güzel. O da elbette ki biraz zor oldu. İşte o 3 sene arada bayağı zorluk çektim yani özlem açısından olsun. Evet. Çünkü yani öyle anlar olabiliyor ki gerçekten insan yani bu yaşa gelmesine rağmen yani pes edesi geliyor. Çünkü çok özlem var yani akraba orada, aile orada, kardeşler orada, dostlar, arkadaşlar, canlar, herkes orada. Ama çok şükür burada da kendimizi çok yalnız hissetmiyoruz. İyi arkadaşlarımız var, canlarımız var burada. Ondan sonra iyi hocalarımız var. Onlar kendimizi yalnız hissetmemize bir engel oluyorlar. Böyle yanımızda oldular. Yanımda. Buradan da kendilerine şükranlarımı iletmek isterim. Hep var olsunlar, eksik olmasınlar. Peki mezun olduktan sonra evet. Türkiye'de mi, ülkemizde mi kalacaksın yoksa farklı bir ülkeye veya kendi ülkene mi gideceksin? Şimdilik benim fikrim gerçekten benim ülkeme dönmek. Bunu söylememin nedeni şimdi yani konuşmalarımın başında da söylediğim gibi ailemde yurt dışında okuyan tek aile ferdiyim. Evet. Bu bana şunu çağrıştırıyor. Benden çok beklenti var. Bu sadece benim ailem için konuşmuyorum, söylemiyorum. Başka insanlar için de. Sonuçta biz buraya gelmeden önce imtihanlara girdik. Evet. Çok şükür başarılı bir şekilde tamamladık o imtihanları. Ve Rabbim bizi uygun buldu, seçildik. Şimdi ben eğitimi burada bitirdikten sonra ve burada kalırsam tabii güzel bir hayat yaşayabilirim. Her şeyim yani para, pulu, elim yağda balda. Bunda sorun olmaz. Lakin benim oradakilerde benden bekledikleri var. İşte bu çerçevede benim oraya dönmem daha doğru olacağını düşünüyorum. Onlara bir nevi yani elimden ve gönlümden geldiği kadarıyla yardımcı olmak isterim. İster fiziki olsun, maddi olsun, manevi açısından da olsun. Yardımcı olmak için oraya dönmek isterim. Lakin dönmeden önce kendimi en iyi şekilde donatıp dönmeyi plan olarak, hedef olarak koydum biliyorum. Ve ona göre çalışmalarıma devam ediyorum. Gerekli olan tahsilatımı, yani tahsilimi bitirdikten sonra evet, Rabbimin izniyle inşallah geri döneceğiz. Peki bundan sonraki hedeflerin neler? Şimdi özellikle ben kendi alanımla ilgili çalışmak isterim. Elektrik üzerinden devam etmeyi düşünüyorum, planlıyorum. Özellikle yenilenebilir enerji üzerinde. Son zamanlarda benim gözlememe göre Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkiler gerçekten gittikçe çok iyiye gidiyor. Evet. Bayraktar olsun, ondan sonra diğer Gökbey olsun. Bu savaş uçakları ve dronlar da alındı. Son gelişmeleri takip ediyorsun değil mi? Elimizden yani geldiğince işte takip etmeye çalışıyoruz. Yakın zamanda da zaten bu tür gelişmelerin olduğunu söyleyebilirim Nijer ile Türkiye arasında. En iyi mühendis olmak isterim gerçekten. Evet. Sonuçta insan yaptığı iyi işi en iyi şekilde yapması doğru olduğunu düşünüyorum. Yani yapması gerektiğini doğru düşünüyorum. Bu anlamda işte ben de kendimi en iyi şekilde geliştirmeye çalışıyorum. Sonuçta burada bulduğum imkanlar
Gerçekten kendi ülkemde olsam belki en fazla %50'sini ancak yani bulabiliyorum. Bu imkanları elimden gitmeden elbette onlardan istifade etmem gerektiğini biliyorum. Ona göre çalışıyorum. İnşallah Rabbim hepimizin gönlüne göre iyi işler nasip eder. Ülkende okumak isteyen, üniversitede bulunmak isteyen arkadaşlarına, dostlarına tavsiyelerin neler olur mesela? Mesela ülkemden yani gelip de burada okumak isteyen. Evet, burada veya farklı bir yerde, farklı bir coğrafyada okumak isteyen. Elbette ki yani benim onlara yönelik tavsiyelerim var. İlk önce nereye gitmek istediklerini belirledikten sonra onların hedefleri olması gerekiyor. Bu hedeflerden dediğim ne mesela, neyi kastediyorum? Tamam, eğitim için gideceksin. Lakin öyle insanlar da gördük biz. Eğitim için geliyorlar. Lakin geldikten sonra düşünceleri, her şey değişebiliyor. Bunun için yani spesifik belli bir hedefin olması gerekiyor. Ve yeni bir hayatla yüzleşeceğini bilmesi gerekiyor. Hayat insana her şeyi öğretebilir. Bu nedenle öyle yani mutlu günlerimiz olabilecek, zor günlerimiz de olacak. Bunlara yönelik de hazırlıklı olmak gerekiyor. Ona göre yola çıkmak gerekiyor. Ve işin başında çok ama çok fazla sabırlı olmak gerekiyor. Sabır, sabır, sabır. Çok sabır önemli. Çok önemli. Sabır. Şimdi Muhtar, sana bir sorumuz daha olacak. Şöyle ki, şu an malumum Ramazan ayı içerisindeyiz. Evet. Ülkende, şimdi ülkemizde Ramazan ayını ülkemizde geçiriyorsun. Evet. Ülkendeki Ramazan-ı Şerif nasıl geçiyor Ramazan ayı? Evet, benim ülkemde Ramazan buradakinden pek farkı yok diyebilirim. Lakin bazı açılarda elbette ki farklılıklar vardır. Hangi açılardan, sahurdan tutun iftara kadar biraz değişiklik, farklılıklar mevcuttur. Biz kahvaltılarda ya da sahurlarda diyeyim özellikle böyle peynirdir, efendime söyleyeyim poğaçadır vesaire, bu tür hafif yemekler yemiyoruz. Biz bildiğiniz pilav, ağır yemekler yiyoruz yani. Bir nevi buraya geldikten sonra bu anlamda biraz zorluk çektik yine de. Yani iftar yemeği gibi sahur. Aynen öyle, aynen öyle. İşte oradakiler de akşam yemeği gibi sahurda yiyorlar. Orada Ramazan yani Ramazan günü pek uzun değil Türkiye'ye kıyasen. Yani Türkiye'de 16-17 saat tutuluyorsa 14 saat. Orada 14 saat civarı tutuluyor. Lakin neredeyse 20 saat tutmuş gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü havalar bir hayli sıcak gerçekten. Şimdi 37 derece olsa da ilerleyen zamanlarda 40'a 42'ye bile çıkabiliyor. İftar vakti geldiğinde ailece herkes sofraya oturur. Tabii ki de ezan okunur okunmaz. Millet, herkes hurma vesaire iftarını açar. Hafif bir şeyler yenir, içilir. Ondan sonra namaza gidilir. Namazdan sonra asıl iş orada başlar. Yani orada ne pişirildiyse yani herkes beraber bir şekilde yiyor. Biraz da dinlenilir. Ondan sonra teravih vesaire. Sonraki günü de beklenir. Beklenir. Çok güzel. Ve özellikle imkanı olmayanlar için çok şükür yani zengin insanlar yani özel yemek yaptırıp dağıtıyorlar. Yani mesela kimi belli başlı mescitlerde ya da camilerde diyeyim orada yiyecekler bulunduruluyor. İmkanı olmayanlar orada iftarlarını açıyorlar. Hatta imkan olup da yoldan geçenler bile bu sofralar herkese açıktır yani. Çok güzel. Özellikle o aylarda herkes iyilik yapmak ister, yapıyor da imkanı olduğunca bu şekilde. Tuttuğun takım sorsam mesela ülkemizde hangi takımı tutuyorsun? Zor bir soru oldu açıkçası. Çünkü ben futbolu pek takip etmiyorum. Lakin siyah beyaz, Beşiktaş. Beşiktaş mı? Peki. Diyebilirim yani. Bildiğin bir oyuncu, futbolcu sorsam? Açıkçası pek bilmiyorum. Vallahi benim futbolla aram yok. Evet, aynen. Şu anda malum Ramazan ayındayız. Ramazan ayıyla alakalı söylemek istediğin son söz nereye alsak senden? Elbette ki bununla ilgili söyleyeceklerim vardır. Malum Ramazan çok ama çok mübarek bir ay. Bu nedenle gerçekten dolu dolu geçirmeyi herkese tavsiye ederim. Dua edelim elimizden ve imkanımızca
Yani olduğu sürece ibadet ederim. Bizden önce yani gelmiş geçmiş kardeşlerimiz, amcalarımız, babalarımız artık kimler ise onlar için dua edelim. Onlar bu fırsatı elde edemediler. Yani. Biz bu fırsatı elde ettik. Onlar için dua edelim. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışalım inşallah. İnşallah. Bu şekilde Rabbim bizim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri dergah izzetinde kabul etsin. Ve amin. Yaptığımız amin. Tüm inşallah. İşleri samimi bir şekilde, ihlaslı bir şekilde yapmayı nasip etsin inşallah. Amin, amin. İnşallah. Muhtar, seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Çok teşekkür Eyvallah. Ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok memnun olduk. Çok memnun olduk. Sağ olun efendim. Efendim, Senin Hikayen programında bugün Muhtar'ın hikayesini dinledik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.